Sayın Muhtarım, çok değerli Vakıf Başkanım, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, değerli gençler, kıymetli çocuklar, şöyle bir göz göze teması olamayınca ben de çok vakıf olamadım ilk saniyelerde. Mustafa tanır, bey de bizi iyi tanır. Sizlerden rica ediyorum, şöyle gümbür gümbür bey konağının gücünü, ılgının gücünü canlı yayınla, televizyonda, bantta olsa herkese bir gösterelim. En azından hanımefendilere kıyamıyorum. Yok, onlar yiğitlik gösterip Cumhuriyet kadını olarak buraya da gelmek istiyorlarsa buyursun gelsinler şöyle konuşmalardan önce yan yana. Haydi bakalım. Bak gördünüz mü? Hemen orada ilk atak geldi. Helal olsun be. Bize razı olsun. Helal olsun. Gelin gençler, gençler, gençler. Mevlüt Fidan kardeşimiz var. Allah yazgısını güzel etsin kendisinin. Konya Spor Festivali'nde de görüştük. O nedenle isim benzerliği zannedersem Fidan Soy ismi de. Tabii ki burada kolay değil. O nedenle işte komutanlarımız, yiğitlerimiz burada. Minnetle anıyoruz hepsini. Rahmetle anıyoruz. Gazilerimiz de aynı şekilde. Hemen vakit kaybetmeden sağ olun. Aidiyetiniz ve samimiyetiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Geldiniz. Şimdi ilk olarak konuşmalarını yapmak üzere çok değerli mahalle muhtarımız Sayın Soner Fidan Beyefendi'yi alkışlarla davet ediyorum efendim. Sayın Ilgın Belediye Başkanım, Sayın İlçe Jandarma Bölük Komutanım, değerli misafirler, değerli beykonaklar, 25. yılını kutladığımız Yirce Şenliğimize hoş geldiniz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Saygılar duruyorum. Yalnız sizlerden ricam, her türlü yangın olaylarına karşı ateş yakarken kontrollü bir şekilde yakmanızı tercih ediyorum. Ayrıca sigara izmaritlerine dikkat etmenizi öncelikle rica ediyorum. Şimdiden iyi eğlenin diyorum. Saygılar sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Evet sayın muhtarımız, ben az konuşur, öz konuşur, icraat yaparım diyor. Değil mi? Evet, Sayın Kaymakamımız ve Belediye Başkanımızın icazetleriyle tabii ki sağ olsun. Bir alkışlayalım muhtarımızı. Alendelon gibi maşallah, gözlük falan da çok şık, yakışıklı. Allah'ım sağlık versin. Şimdi de gerçekten ilk geldiğimde de çok mutlu olmuştum. Çalışkan, dirayetli, hani derler ya ince eleyip sık dokuyan, çok gerçekten azimli bir isim. Vakıf adına da çok fazla gayret veriyor. Beykonak Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanımız Mevlüt Demir Beyefendi'yi büyük alkışlarınızla davet ediyorum efendim. Saygıdeğer konuklar, sevgili Beykonak halkı. 1996 yılından bu yana her yıl Haziran ayının son haftasında düzenlemekte olduğumuz geleneksel Yirce Dedi Sultan Şenliklerinin 25.sini birlikte yaşamak ve tüm güzelliklerini birlikte paylaşabilmek adına burada toplanmış bulunuyoruz. Hepinizin bildiği gibi 2020 ve 21 yılları tüm dünyayı kasıp kavuran pandemi nedeniyle kayıp yıllar olarak tarihe geçmiş ve hepimizin yaşamını şu veya bu şekilde çok derinden etkilemiştir. Bugün onu alt etmiş ve ötelemiş olmanın haklı gururuyla birlikte sağ salim yeniden buluşabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bundan daha önemli ve bundan daha güzel ne olabilir ki? İyi ki varsınız ve hep var olun. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz efendim. Saygıdeğer konuklar, sevgili Beykonak halkı. Bir önceki buluşmamızda ortaya koyduğum ve çok önemsediğim bir takım düşünceleri hayata geçirme konusunda bir ilerleme kaydedilemediği için yeniden vurgulamak istiyorum. Hepinizin bildiği gibi adına izafeten festival düzenlemekte olduğumuz Dedi Sultan'ı daha iyi tanımak ve tanıtabilmek adına 18. şenlikten itibaren yaptığımız etkinliklerin adını Dediği Sultan Günleri olarak değiştirmiştik. Şenlik süresince sergiler düzenlenecek. Dediğinin kendi çağdaşlarından olan Hacı Bektaşi Veli
Seyit Harun Veli, Karaca Ahmet, Yunus Emre ve Mevlana gibi Anadolu aydınlanmasının öncüleriyle olan ilişkileri, menakıbı ve felsefesiyle ilgili bir panel düzenlenecek, bilim adamlarının görüşleri alınacaktı ama olmadı. Bu konudaki inadımızın ve inancımızın devam etmekte olduğunu, ona sadece elimizde olmayan nedenlerle sonraki yıllara ötelediğimizi ifade etmek istiyorum. Sevgili Beykonak halkı, yaşadığımız beldeye adını veren Dedi Sultan Tekkesi, Ilgın ve havalisindeki Anadolu Selçuklularının elinin değdiği ilk Türk eseridir. İkincisi, Kaplıca'nın restorasyonudur ama o da bundan tam 50 yıl öncedir. Sonradır pardon. Bu nedenle kimseden medet beklemeden her Beykonaklı olan ona gözü gibi sahip çıkmalı, korumalı, temiz tutmalı ve açık tutmanın yollarını da mutlaka bulmalıdır. Bilindiği gibi dediği de tıpkı Hacı Bektaş-ı Veli gibi Anadolu aydınlanmasının ocağı ve hocası olan Horasanlı Ahmet Yesevi neslinden gelme Şah oğullarındandır. Hatta Turgut oğulları beyliğinin atası olan Turgut Bey'in mezarının da Tekke'de olduğu son zamanlarda yapılan araştırmalar ışığında üniversite bilim çevreleri tarafından sık sık dile getirilmeye başlanmıştır. Elbette tüm bu çalışmaları beldemize bir marka değeri kazandıracağının bilincinde olarak heyecanla takip etmekte ve sonuna kadar desteklemekteyiz. Hatta bu konuda yapılabilecek her türlü yardıma hazır olduğumuzu da KonTV aracılığı ile tüm bu çevrelere özellikle duyurmak istiyorum. O halde her Beykonaklı hiç değilse bu kadarını bilmeli ve kimliğini ortaya korken de 40 dereden 40 su getirip zorlanmamalıdır. Bu anlamda festival günleri sadece eğlence günleri olarak algılanmamalıdır. Festival günleri toplumsal bilincin oluştuğu, doğa sevgisi ve çevre bilincinin hayat bulduğu, güzel sanatların harmanlandığı ve estetik bilincin ön plana çıktığı yerler de olmalıdır. Son yıllarda ulus olarak zor ve sıkıntılı günlerden geçmekte olduğumuzu, bu nedenle de Türkiye'nin neresinde ve hangi koşullarda bulunursa bulunsun, geçmiş yıllardan çok daha etkin olarak her yurtsevere yeni görevler düştüğünü bir büyük ustanın seslenişiyle özellikle vurgulamak istiyorum. Şu benim sevdiğim şirin sözleri, büyüdü sineme ne dağlar oldu, karınca yükünü fil çekemez oldu, azdı zaman azdı ne çağlar oldu, talip gelmez oldu pir nefesine, elin alıp gitmez oldu yasına, dağlar sindi tepeler duldasına, büyüdü tepeler ne dağlar oldu. Talip mi benliği elden salmayan, bahri gibi ummanlara dalmayan, evveli eynine şallar bulmayan, şimdi atlas giydi ne beyler oldu. Nesimi yüzüldü, Mansur asıldı, Alim düldüle bindi, küffar basıldı, nice ulusular ferden kesildi, aktı bürkünarlar, çağlar oldu. Gönül turnam uçtu gitti gölünden, bülbül vazgeçer mi gonca gülünden, aptal pir sultanım çarhın elinden, dedeler yaş döktü, kan ağlar oldu. Saygıdeğer konuklar, sevgili Beykonak halkı, bu yıl projemizi sunmamıza rağmen festivalimizin gerçekleşmesinde maalesef Kültür Bakanlığı'nın herhangi bir maddi yardımı olamamıştır. Bu nedenle de elimizden tutarak bizlere destek veren kıymetli hemşerimiz Sayın Hasan Altın Kaynak'a, Altın Şelale Şirketler Grubu adına Sayın Kemalettin Altın'a, aynı ve nakdi yardımlarını esirgemeyen Ilgın Belediye Başkanımız Sayın Yalçın Ertaş'a, Koçlar Yem Fabrikası adına Sayın Harun Koç'a, Ilgın Ziraat Odası Başkanı Sayın Ahmet Kara'ya, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Vehbi Özlen'e, Gezginler AŞ adına Sayın İbrahim Gezgin'e, Şölen Hazır Yemek adına Sayın İsmail Şölen'e,
Köyümüz halkından Sayın Dündar Aydoğdu'ya, satılmış yeşil yurta, doğan zengine ve ayrıca havuzlarımızın kenar betonlarını atarak bir görünüm güzelliği yarattığı gibi şenliğin hazırlanmasında emeğini ortaya koymakla birlikte nakdi yardımlarını da esirgemeyen muhtarımız Sayın Soner Fidan'a ayrı ayrı teşekkür ediyor. Hepsine saygılarımı sunuyor. Sizlere de iyi seyirler diliyorum. Çok teşekkürler efendim. İyi eğlenceler diliyorum. Beykorak Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanımız Sayın Mevlüt Demir Beyefendi'ye yaptığı konuşmalardan dolayı teşekkür ediyoruz ve kocaman bir alkış rica ediyorum. Gece gündüz memleketi için arı gibi çalışan, mücadele eden, iğne ile kuyu kazan, işte az önce saydı. Memleket sevdalları, böyle değerlisine iş insanlarımız var. Allah onlardan razı olsun. Hem Beykonak içinden, hem dışarıdan, hem ekmeği için Konya merkeze gitmiş, Konya dışına gitmiş iş adamları, iş insanları Ilgın'dan da var dedi. Zaten başkanımızın olduğu yerde de, değil mi? Lütfü Sayın Başkanımız her şeyi ele almış. Allah razı olsun. Yalçın Bey, şimdi o zaman hazırsak yine yerinize geçtiniz. 5 dakika güneşte duramadınız, değil mi? İlk geldiğimde de öyle olduydu. Alıştınız gölgeye. Sayın Başkanımızı davet etmeden önce şöyle, değil mi? Havasına, suyuna, taşına, toprağına, bir başkadır benim bey konağım diyerek hazır mıyız? Bir alkış rica ediyorum. Gelsin. Duruşuyla, adamlığıyla, çalışkanlığıyla Ilgın'ımızın, Konya'mızın yiğit evladı geliyor. Ilgın Belediye Başkanımız, büyük alkışlarınızla Yalçın Ertaş Beyefendi geliyor. Arz ederim. Buyurun Sayın Başkanım. Alkışlar devam etsin. Haydi Beykonak. Helal olsun. Aşıklar destan yazar dağlarda. Sayın Beykonak Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanımız ve yönetimi, sayın siyasi partileri, bizim ilçe başkanları, il başkan yardımcıları, çok değerli STK başkanlarımız, sayın muhtarlarımız, değerli hemşerilerim, hanımefendiler, beyefendiler, ben de sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Biraz önce sağ olsun Mustafa Bey bizi epey yüceltti. Sağ olsunlar ama dar imkanlarla belki de böyle şenliklere fazla para harcayamıyoruz. İnşallah bundan sonra daha büyük katkılar sağlayarak devam edeceğiz. Beykonak Kültür ve Eğitim Vakfı'nın düzenlemiş olduğu Yirce şenlikleri. Biraz önce başkanım Didiği Sultan'ı da söyledi ama tabii ki orada sorun yok. Didiği Sultan'ı bahsettiği için başkanım biraz önce ben vakıflar bölge müdürümüzle tekrar görüştüm. O zaman burada başkanımızla beraber müjdeli bir haber verelim. Didiği Sultan Türbesi'nin restorasyon çalışmasının ihalesi Allah izin verirse Temmuz ayının sonunda yapılmış olacak. Burada göreve geldiğimiz günden bu tarafa Mevlüt Hocamız, biz hocamız diyoruz. Her ne kadar meclis üyemişse de hocamız diyoruz. Sağ olsunlar her seferinde Didiği Sultan'ı restorasyonu ile ilgili biz de görüştüler. Biz de bölge müdürlüklerimizle görüştük. Bugün sevindirici haberi ben sizlere vermiş oldum. İnşallah bundan sonra dediği gibi Didiği Sultan şenliği olsun ve bir gün değil de bir günden fazla onu anlamak adına gerekli sergi, panel, deri de yapalım Allah izin verse. Bu sene biliyorsunuz Ilgın Belediyesi olarak da Ilgın'da 1-7 Ağustos festivali düzenleyeceğiz. İnşallah bu festivalimizde yine aynı şekilde Didiği Sultan'la ilgili bir panel hocamla koymaya çalışalım Allah izin verse. Evet. Ben böyle bir organizasyonda bu kadar yokluklarda başarı gösteren Mevlüt hocamıza ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Allah izin verse nice festivallerde beraber olmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Kusura bakmayın biraz erken ayrılacağım. Sebebi bizim Ilgın'ımızın, Ilgın Belediyesi'nin sporunun bir halk oyunları ekibi var. 52 tane çocuğumuz şu anda Akşehir'de yarışma içinde.
Allah izin verse bölge birinciliğini aldı. Bir de Türkiye de birincilik almak için uğraşıyor. Onlara gitmek zorunda kaldığım için biraz erken ayrılacağım. Çok teşekkür ediyorum. Mustafa Bey'e ve arkadaşlarımıza da çok teşekkür ederek hepinize saygı, sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Bol istirahatler. İnşallah gelecek sene hocamın dediği gibi görüşmek üzere diyelim. Allah'a emanet olun. Sayın Başkanım, tuttuğunu koparan bir isim. Ben takip ediyorum sosyal medyadan da. Yani Ankara'dan çok önemli projeleri Ilgın'ımıza kazandıracak yakında. Mütevazı, halkın içinde memleket adamı. Ben marifet iltifata tabidir. Hak etmeyene söylemem. Büyük bir alkış rica ediyorum. Ilgın Belediye Başkanımız, çalışkan, yiğit adam Yalçın Ertaş Beyefendi, sağ olsun, var olsun. Allah'ım ayaklarına taş değdirmesin. İşte bakınız, bir tarafta da bu mutlu günümüzde alkışlar devam etsin. Sürekli halkın içinde. İşte bakınız, sağ olsunlar Sayın Yılmaz, Sayın Kaymakamımız. Hoş geldiniz, şeref verdiniz Sayın Kaymakamım. Sayın Protokol, siyasi partilerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın değerli başkanları, temsilcileri, muhterem Ilgınlılar, değerli Beykonaklılar, 25. Yirce dediği Sultan günlerinde aramızda bulunan çevre ilçelerden, köylerimizden gelen çok kıymetli misafirlerimiz, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, değerli gençler, sevgili çocuklar. 25. Yirce dediği Sultan günlerine hepiniz hoş geldiniz. İlçemizin manevi kalkınmasına büyük hizmetleri dokunan Şeyh dediği Sultan 12. ve 13. yüzyıl içerisinde ilçemizde yaşamış, değerli hizmetlerde bulunmuş çok kıymetli bir mutasavvıftır. Soyunun Ahmet Yesefi'ye 4 halifeye kadar gittiği rivayet edilmektedir. Bu güzel günde geleneklerimizin, göreneklerimizin yaşatılması, gençlerimizin bir araya gelmesi, çocuklarımızın, büyüklerimizin bir araya gelmesine vesile olan, bu güzel günleri, şenlikleri düzenleyen başta Kültür ve Turizm Bakanlığımız, Valiliğimiz, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz, Ilgın Belediyemiz, Beykonak Eğitim ve Kültür Vakfımız, Beykonak Muhtarlığımız ve bu güzel günün düzenlenmesinde emeği geçen tüm değerli kurum, kuruluş ve kişilere huzurlarınızda teşekkür ediyor, gönüllerinizce bir gün geçirmenizi diliyor, hepinize en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sen gülen de gül oğlum, bir yol vardır, hak yoludur oğlum. Yeri bilmek, göğü bilmek bil oğlum. Çabuk büyük, çabuk yetiş tez oğlum. Çakal gezen şu dallarda tez oğlum. Çabuk büyük, çabuk yetiş tez oğlum. Hain gezen şu kandilde gez oğlum. Gez oğlum, vatanına göz dikeni tez oğlum. Dostun kim, düşmanın kim tez oğlum. Tarihini şerefinle yaz oğlum, yaz oğlum, gez oğlum. Vatanına göz dikeni ez oğlum. Dostun kim, düşmanın kim sez oğlum. Tarihini şerefinle yaz oğlum. Gel bakalım ya.
Abi beni komşuya çıkartacak mı? Vallahi istediğin yere çıkartırız. Mustafa Tanır burada. Tamam abi. Nasıl gidiyor? Ailecek buradayız. Afiyet abi, olsun. Çok güzel. Seni de çok beğendik abi. Sahnede coşturdu. Allah razı olsun. Bir konak seni konuşuyor şu an. Estağfurullah. Şimdi iki senedir şenlik yapılamıyordu. Evet, yeniden abi. Bir araya geldiniz. Abi, çok güzel oldu. Abi ortam çok güzel. Aileyle buluşuyoruz. Pandemi süreci bitti. İyiyiz şöyle 10 numara. Seneye bir daha istiyoruz. Konak merkezde misiniz? Biz Konya'dan geliyoruz abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Tüm aile burada. Hepsi burada abi. Soy isim? Altınok. Ondan sonra. Neydi? Mustafa Bey bir gösterir misiniz? Evet. Şöyle tüm aileyi bir alalım. Evet. Ben buraya basmak istemiyorum. Ablam. Şöyle gel bakalım. Nasıl gidiyor? İki sene sonra bir araya geldiniz. Şükür iyiyiz. Nasıl geçiyor, iyi mi? Çok şükür, süper. Eğleniyor musunuz? Evet. Tamam. Ne hazırladınız böyle tütüyor, esiyor ama. Tütü. Çay mı var, ne var, mangal mı var? Hepsi var, buyur. Yalnız çok güzel buralar maşallah ya Beykonak. Aynen, aynen. Buyurun gelin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Kaç torun var? 3. Allah yazgılarını güzel. Sağ ol. Sesimin ulaştı en ucra köşedeki Beykonak'ın yiğitleri oynamaya bekliyoruz hepinizi. Herkese selam. Çocukların keyfi yerinde. Buraya basmayalım abi, sizi şöyle alalım. Merhaba. Merhaba. Nasıl gidiyor şenlik? İyi, çok güzel. Siz de keyiflisiniz. Evet. Muhteşem olmuş. Tamam. Merhaba. Merhabalar, iki sene geçti tekrar birlikte. Valla ben yeni geliyorum, çok memnun kaldım. Beğendin mi? Beğendim, çok memnun kaldım. Allah razı olsun sizden. Sen de Allah razı olsun. Helal olsun. Evet, sizi de alalım. Abi gel şöyle, ben basmayayım oraya. Kameraya. Oy maşallah abi. Bıyıklara bak, bıyıklara. Abi neredesin? Konyalıyım abim. Maşallah. Şenliğe geldin. İlk defa geliyorum Şenliğe. Çok memnun oldum. Beğendim. Tanıdığınız mı var? Evet, damadım buralı. Damadınız. Evet, damadım. Ama çok güzel, havadar, harika. Evet, evet, evet. Çok nasıl güzel. Nasıl buldunuz? Çok güzel, çok beğendim. Oynadınız mı siz? Oynadık, oynadık. Bir oynayın bakalım. Şimdi değil. Bak çalıyor müzik de birazdan çalıyor. Daha yeni yoruldum. Öyle mi? He. Bir 10 saniye şurada. KonTV'de izliyor herkes. Bir alkış, bir alkış. Beykonak'tayız, Ilgın. Konya, Ilgın, Beykonak Mahallesi. Keyifler yerinde. Muhteşem ortam. Ağaçlar, camlar. Evet, Mustafa Tanır Bey de çekiyor şu anda. Biraz da buraya dönüyoruz. Bakınız, tüm aile. Muhteşemsiniz. Nasıl gidiyor? Siz bilmiyor musunuz oynamayı? Biliyorum da. Siz oynayın. Nasıl şenlik? Güzel. Ben ilk defa geldim, çok güzel yani. İlk defa geldim. Ilgınlı değilim aslında ama çok hoşuma gitti. Damat buralıymış. Evet buralı. Abi. Evet akrabamız buralı. Evet. Müzik bir ara verdi. Biz de röportaja devam edelim. Hoş geldiniz. Sağ ol. Allah razı olsun. Muhteşem bir kalabalık var. Beykonak'tayız. Teşekkür ederim. İsim ne? İbrahim İnan. İnan. İbrahim İnan. Evet. Nasıl buldunuz şenliği? Çok güzel. Ellerinize sağlık. 72 yaşındayım ben. 72? 72 yaşındayım. 50 doğumluyum. Emin olun ekran başında kimse inanmayacak. 72 yaşındayım. Allah billahtan razı olsun sizden. Maşallah. Neye borçlusun peki? Sağlığıma. Sizlerin sağlığına. Yani ne yaptın da böyle? Gençlik, spor, hareketliyim. Hiperaktifsin. Spor çok 100-100 kakarım. Vay maşallah ya. Hep vallahi 72 yaşındayım başkanım. Bak Kartal, Konya Spor pençesi. Kartal pençesi yap şöyle. Tamam, Allah razı olsun sizden. Vallahi sağlam ya. Teşekkür ederim.
Kral. Çok sağ olun. Vallahi. Kabirciyim ben, kabirci. Az daha dursa bana geçirecek. Beykonağın kabircisiyim ben, kabir kazarım. Beykonağın kabircisiyim. 40 senedir. 40 senedir kabir kazarım. Muhtarım da bilir. Belediye başkanı. Peki 40 sene boyunca ilginç bir olay yaşadın mı? Yaşamadım. Yaşamadım. Korktun mu hiç? Hayır, hiç korkmam. Gece diye kabire girerim. Diriden mi korkun diyorsun? Diriden korkun. Ben 40 senedir kabir kazarım bak. Ben Beykonağın kabircisiyim. Allah senden çok önemli bir görev. Herkes yapamaz. Çaycı var ya şurada, çay pişiren. O da kabirci. Kim? Beyefendi kim? Polis. Damadım oluyor dedi. Şenliğe geldiniz. Doğru. Nerelisiniz? Aslında buralıyız ama Ilgın'da doğduk büyüdük tabi. Görev yeri? Görev yeri Afyon. Afyon'da, o da yakın. Yakındı. İzin nasıl aldık, buldunuz? Sıla-i rahim oluyor, insanlar kaynaşıyor. Akraba ziyareti. Eğleniyoruz, mangal. Yani klasik şeyler, ne diyebilirim başka bilemiyorum şu an. Size klasik de şu anda ekranları başında izleyip iç geçiren, ah ben de orada olsaydım diyen var ama. Herkesi buraya bekliyoruz, yerimiz belli. Beykonak Mahallesi, İrce Şenlikleri. Helal olsun. Sordukları zaman herkes gösterir. Ama Allah bütün güzellikleri gerçekten evet, yansıtmış, vermiş yani. Türkiye olarak bulunmaz bir cennet, her köşesi ayrı bir güzellikte. Bizim de tabii imkanları dahilinde en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Bayrağın dalgalandığı her yer bizim mi tabii, diyorsun? Tabii, vatan toprağı her yer. Helal olsun. Sağ teşekkür olun. Ediyoruz. Başarılar dilerim. Ablam nasılsın? İyiyim, çok sağ ol. Aileyle geldiniz. Evet. Kim var burada? Burada o kayınım. He. Polis idi, eski polis, emekli polis. Hepsi burada. Evet, o emniyet da sağlıkçı. Es. Evet, o gelin hemşire. Maşallah. Bu öğretmen, bu sağlıkçı. Hepin. Hoş geldiniz. Sağ ol. Nasıl geçiyor şenlik? Şenlik güzel. Bu sene daha güzel olacak bak. Değil öyle mi? Öyle mi? Beğendiniz. Beğendik tabii. Hava müsait ederse daha güzel olacak. Yağmur geliyor mu? Herhalde gelmez. O da bugün müsaade eder. Eda, peki. Çok sağ olun. Sen de. Evet. Sizler nasılsınız? İyisiniz. Şöyle basmadan, dökmeden. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sizleri sormalı. Elhamdülillah. Ya müthiş yani. Gerçekten hangi ki biriyle alsak röportaj diye böyle. Şaşırıyoruz yani. Buralısınız. Buralıyız. İki peki. Sene sonra tekrar bir araya geldiniz. Evet. Yani iki senedir. Ben normalde denizciyim. 20-25 senedir uzaktaydım. Ama her sene için buraya geliyordum. İznimizi ona göre ayarlıyorduk. İki sene sonra tekrardan memleket burası ama. Ama burası. Beykonaklısınız. Evet. Denizli'de yaşıyorsunuz. Ben denizciyim. Gemiciyim. Ha, denizci. Evet. Ben Denizli'de yaşıyorum. Hayır, hayır. Helal olsun be. Sıla'yla size öyle mi? Evet, biz de oğluyuz. Allah yazgılarınızı yok. Boyunuzu geçmiş herhalde sizin biraz. Evet, geçtik ya. Bu da kardeşim. İşte üniversite sınavına hazırlanıyoruz biz de. Üniversiteye gideceğiz inşallah. Biraz stres atıyorsunuz. Aynen öyle. Kafalı atmaya geldik. Evet, siz ne düşünüyorsunuz? Nasıl geçiyor? İyi abi, nasıl olsun? Hedef neresi? Hedef üniversite eczacılık bölüm eczacılık olarak. Evet. Maşallah, bayağı da artist. Ben de mühendislik falan yani. Peki o zaman buraya sık gelmek gerekiyor. Oksijen deposu için değil evet, mi? Kesinlikle. Aynen. Aynen. Peki, çok teşekkürler. Nasıl sağlığın saatin? İyi Allah'a şükür. Tanıyalım seni annem. Miyeli'nin babaannesiyim. Şimdi ben şu halıya basmayayım. Annem önce elini ver, ben bir öpeyim. Bu öptüğümüz el şehit annesinin eli. Mevlüt Fidan'ın annesi. Girişte Beykonak'ta gördük. Orada ismini gururlandık. Şehit evladımızla. Sıla-i rahim yapılıyor. Herkes bir araya geliyor. Annem neler söyleyeceksin? Ne söyleyeyim de kuzum ya? Ne diyeyim de? Nasıl, mutlu oldun mu? Mutluyum tabii ya. Bugün buraya geldik. 2-3 senedir gelmezdik. Mutlu olduk bugün. Pandemi de gelemeyince değil mi? Ya, hastalıkta üzülmüşsünüz. Gelemeyince üzüldüm. Kaç torun var? 4. En çok hangisini seviyorsun? Mevlüt'ü severim. Herkes Mevlüt diyor. Tabii Mevlüt'ü severim kuzum. Kimlerdensin? Albay'ın oğlu derler. Lakabımız Albay. Maşallah. Dededen mi gelme? Yok, babamızdan. Babanız Albay mıydı? Yok, lakabı öyle. Köy ortalarından. Maşallah, Albay'ın torunu. Gel bakalım, adın ne? Yağmur. Hay maşallah. Kaçma. Kurban olalım sesine. En yazıyla. Kahraman bucuna. Sana onlar götüren tellerimiz. Helal. Hattın el. Hatta. Tamam milletimiz lütfen. Ben Ezel.
ağlatın. Şüphelik köyde hiyasız at. Bacaklarım üzerinden ağlattı. Bati yanımdan da yedin. Bastığın yerleri topladı yer geçme. Kendi düşün. Altındaki binler vatanı. Sen şehit oğlusun. İncitme yazıttı vatanı. Dünyalar vermeyi vatanı. Helal olsun. Kız kaç yaşında? Daha 4 yaşında. Normalde yetişkinler bile düzgün konuşamazken maşallah yani ezberlemiş. Yok önemli değil. Maşallah ne kadar tatlı. Alkışlayalım. Bir an olarak da kalsın size görüntülediniz. Yağmur'u alkışlıyoruz. Hakem olarak birini seçelim. Hakem olarak. Bir. Yalnız siz daha başlamadan şunu diyorlar. Onlar çok zayıf oldu ya diyorlar kendi aralarında. He? Vallahi bilmiyorum yani. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz. Burada bir fazla var. Yedi, sekiz, dokuz, on. Başla! Allah Allah! Kim zayıfmış? Kim zayıfmış göreceğiz. He? Hey! Allah Allah! Ey kulaktayız! Müthiş bir mücadele. Şurada geçtiklerini anladığımız anda başkanım durduralım yarışmayı. Evet. Çocuklar tam çizgiye yaklaştığınızda biz durun dediğinizde duracaksınız tamam mı? İpi bir anda bırakmayın. Arkadaşlarınız yere düşer çünkü. Üst üste düşebilirler Allah korusun. Hazır mıyız? Evet. 3, 2, 1 başla. Unutma, bir avuçtan fazla insan değildik. Bize dünya düşman oldu, yenildik. Sandılar ki şan vermişti eski Türk. Sandılar ki can vermişti eski Türk. Topumuzu, süngümüzü aldılar. Ülkemize düşmanları saldılar. Anadolu baştan başa hep yandı. Bayrağımız siyah kana boyandı. Minareler duyguları var gibi. Bizi kurtar, bizi kurtar ya Rabbi. Büyük yanan şehirlere kapandı. O yıkılan baştan başa vatandı. Her bir siyah hatta siyahtı güneş. İçin için gönlümüzde bir ateş. Yandı yandı bir alev yenildi. O yanan şey gönülleri eyledi. Artık yeter diye bir ses inledi. Dağlar taşlar bu sedayı dinledi. O sesle şan verdi toprağa taşa. Şanlı Gazi Mustafa Kemal Paşa. Tüfek yoktu, süngü yoktu, top yoktu. Bu yokluklar Türk yarattı bir ordu. Bir gün gazi söz vermişti divanda. Düşmanları boğacağız vatanda. Bu söz bütün gönülleri dolaştı. Göğüslerini çevikleri yıktı Türk. Kahpe düşman yurdumuzdan kovuldu. Yarısı da köpek gibi boğuldu. Ey Türk kızı, bir milletin yok inan. Milletin yarattığı Şendistan. Ey Türk oğlu, İbret olsun bu sana, yabancıyı sakın sokma vatana, içindeki duyguları unutma, bu kurtuluş kavgasını unutma. Fadime Bütün hanımefendiye büyük bir alkış. Evet Ilgın'dayız, Beykonak'tayız, yüzlerce ailemiz bir tarafta mangallar bakınız tütüyor, anam anam, ana, posta özel mi yaptırdın ya? Özel mi yaptırdım? Kim yaptırdı? Benim yaptım. Dur sana da beyinize de geleceğim. Dur bakalım. Gel. Nasılsınız? İyi misiniz? Şükür emrine. Tanıyalım sizi. Biz Çigirli'yiz. Ağalar'da oturuyoruz. Buraya Dünür'üme gezmeye geldik. Dünür buralı mı? Buralı. Aşağı Çiğil mi yukarı mı? Yukarı Çiğil. Maşallah maşallah. Kim kimi gördü de şey yaptı? Ne bileyim işte. Allah nasip etti işte. Kaç senesi? 50-60 sene oldu ne bileyim işte. 50-60 sene. Oldu ya. Çekilden geleli çok oldu. Peki neyle götürdü seni? Atla mı?
Yok, hayır, arabayla geldik. Normal arabayla. Var mıydı? Vardı o zaman. Gerçi daha gençsiniz, doğru. Ben göre göre, beğene beğene aldım kaçtım ben onu. Kaçırdın mı? Kaçırdım ya. Kaçırdım. Maşallah. Kardeşim, kaçırdım ben. İlk nerede gördün? Köyde beraberdik. Heh. Aynı köydeyiz, Yokarçı ildeyiz. Şimdi göçtük geldik, Ağlar Köyü'nde ikamet ediyoruz. Maşallah. Kaçırdın yani. Kaçırdım. Peki ne oldu? Aileler kızdı mı? Kızdılar bana. Döveceklerdi. Dövmediler. Sonra gönüller oldu. Anlaştık. Tamam mı? Çok kardeşim? Mu sevdin? Sevmem mi ya? Adı ne yengemin? Ayşe Durut. Kızlık adı Ekici. Seni çok seviyorum der misin? Allah. Onu ben dünyalar kadar çok seviyorum. Ha, söyle de duyalım. Dünyalar kadar çok seviyorum onu. Ama adıyla, ismiyle. Ayşe Durut'u çok seviyorum. Evet. Evet. Ne diyor bak, çok seviyorum diyor. Sen de söyler misin? Sen de söyler misin? Sevmesek kaçmaz. Biz de onu sevdik. Kaçtık geldik sen işte. Sen onun adıyla seni seviyorum desene. Ha sen Durut'u seviyorum. Sevdim, kaçtım, geldim işte. Helal olsun. Evet. Teşekkür ediyoruz. Allah mutlu mesut eylesin. Bir tarafta hamak kurulmuş, düşmez değil mi? Yok yok, düşmez. Evet. Tanıyalım sizleri. İbrahim Kocaman. Evet. İbrahim Kocaman. Kocaman iki dünür diyor ama nasıl oldu bu iş? Ramiz Işık. Hoş geldiniz sizler de. Afiyet olsun. Nasıl buldunuz? Gayet güzel. Aşırı sıcak da yok. Tam şansınıza. Evet, çok 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 harika. Dağ havası çok güzel. Her şeyiyle. Daha önce gelmiş miydiniz? Evet. Daha önce geldik. Zaten biz buralıyız. Kendi yerimiz burası. Ya, doğanın en harikası. Başka bir yerden çıkıp gelseler, bura bizim deseler ne yaparsınız? Vermeyiz. Öyle şey yok. Herkes kendi yerine gelecek. Evet, öyle dava yok diyorsun. Tabii, öyle dava yok. Ha, ama herkes gelsin, buyursun gelsin. Anladım. Ya. Misafirperver, onları kabul ederiz, ağırlarız. Evet, evet, ama abi, burası bizim. Burası bizim. Misafirperver olarak hepsini yaparız ama burayı vermeyiz. Evet. Gel yiğidim, senden de alalım. Ben ne diyeyim amca? Merhaba. Abi senden de alalım. Merhaba. Alalım, sen de merhaba. Ben de İbrahim Işık. Bunu torunuyum. Ben küçültürmüşüm. Öyle mi? Hay maşallah. Nasıl denk geldi? Geliyor musun sürekli İbrahim? Yok, ben Alanya'dayım, Antalya'dayım. Antalya'dasın, hiç geldin mi buraya daha önce? Şimdi? Daha ilk gelişim. Nasıl, beğendin mi? Vallahi güzel şöyle ortam. Müthiş. Aynen. Alanya'dasın. Aynen. E nasıl duruyorsun orada sıcakta? Burası hava güzel. Burası daha güzel tabii ya. Tek başıma çıktım, geldim buraya mesela. Tek başına. Aynen. Neyle geldin? Otobüsle. Vallahi helal olsun ya, yemin ederim. Tebrik ediyorum. Kral. Şöyle alkışlayalım. Evet. Gelmiş ailesini ziyaretmek. Sizlerden de alalım. Öncelikle hoş geldiniz. Bu program burayı böylece kuranlara ellerine sağlık. Çok sağ olun. Allah razı olsun hepinizden. İyi bir günlük. Senede bir sefer oluyor. Biz de senede bir sefer aşağı yukarı geliyoruz. Durum böyle. İşte Felek'ten bir gün çalıyoruz, dinleniyoruz burada. Sağ olun. Devamı olsun diyorsun. Devamı olsun inşallah. Merhaba, benim adım Furkan Emin Koç. Yapılmadı. Söyle. Akşehir'de yaşıyorum. 11 yaşındayım. Buraya geldim, şölen varmış öğretmenim. Yani geldim buraya, geziyorum. Çok mu seviyorsun öğretmenini? Evet. Evet, heyecan yaptı öğretmenim diyor Mustafa Bey. Sayın Mustafa Tanır. Teşekkür ediyorum. Bak çocuk, çoluk, çocuk, herkes çok mutlu. Güneş de vuruyor ama biz böyle... Bu da Erzurumlu bak, Erzurum'dan geldim. Öyle mi? Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne zaman geldin Erzurum'dan? Dün geldik. Saat 4 gibi geldik. Otobüsle geldik. Oltuluyum. 11 yaşındayım. 6'ya gidiyorum. Beğendin mi peki burayı? Burası çok güzel. Müthiş değil mi? Evet. Erzurum çok soğuk. Değil mi? Evet. Evet, bir tarafta şenlik, bir tarafta normalde teknolojiden sıkılır insanlar artık, böyle bir hava alalım, temiz hava alalım, oksijen diye, ama sanırım özel bir hazırlık var, tanıyalım. Ben Sümeyye Beykunaklıyım. Öğretmenim aynı zamanda. Böyle işlerim var, tezle uğraşıyorum. Ya helal olsun, yemin ederim. Yetiştirmem gerekiyordu, o yüzden buraya getirdim. Hocam helal olsun, şenlikte de işinizi bırakmıyorsunuz. Öğretmenimizi bir alkışlayalım. Bak ekranları başında herkes sizleri alkışlıyor. Burada çalışıyorsunuz bir taraftan. Evet, bir yandan çalışıyorum ama çok keyif alıyorum. Hava, temiz hava olunca. Emeği geçen herkese de teşekkür ederim bu arada. Tüm ailecik buradasınız. Güzel, evet. Beykonak harika. Yeşil muhteşem değil mi? Evet. Peki, çok teşekkürler. Çok özel bulgur pilavı yedirdiler. Kendileri patlıcan yiyorlar. Doğru mu? Doğrudur. Şaka diyorum. Çok özel hazırlamışlardı yemekleri misafirler için.
sağ olsunlar. Her şey vardı. Çoban salatasına varıncaya kadar. Siz ne yapıyorsunuz burada usta? Burada arkadaşlarım, köylülerim, komşularım, ben bunlara sohbet için, muhabbet için afiyet olsun demek için geldim. Ziyarete geldim. Ziyarete geldim. Patlıcanın özelliği var mı? Patlıcan normal patlıcan. Gözlüyorsunuz. Şu anda mevsim olmadığı için kendi üretilen, bahçeden üretilen bir patlıcan değil. Normal Alanya, Antalya'dan, Mersin'den gelen patlıcan. Özelliği yok. Normal evet. Patlıcan. Nasıl geçiyor şenlik? Şenlik. Biz yemek dağıtarak geçtiğimiz için eğlenen arkadaşlara soralım bunu. Ben geldim. Hizmet için geldim. Konya'dan geldiniz. Konya'dan geldim. Nasıl buldunuz? Çok güzel. Özlemiştik zaten 2 senedir. Bizim buralıyız. Bizim için de iyi oldu yani. Yemyeşil ya. Muhteşem. Közlere dikkat ediyoruz değil mi? Yani bir sıkıntı olmasın diye. Vallahi bizler işte çocukların sana ben Ramazan Koruk. Şimdi Beykon'a kalkındanım. Maşallah. Oğlanın sayesine, kızın sayesine geldik buraya bir eğlence yapmaya işte. Sizlerin sayesine dinledik. Estağfurullah. Ne demek şimdi? Sizler de o evlatları yetiştirdiniz ki sizlerin zamanında yokluk vardı. Hiçbir şey yoktu değil mi? Şimdi elhamdülillah işte etleriyle, her şeyiyle. Şimdi çok şükür. Ne ararsan var. Elhamdülillah. Sizin zamanınızda da burası böyle yeşil miydi? Acık ya sıkıldı da buraya adamlar oturdukça tanelttiler burayı. Yani bu seviyeye getirdiler. Acık ya sıklıydı burası. Daha mı sıktı? Daha sıktı. Ama karşı dağlar çok sık. Orası geçemezsin. Bu köylüyüz. İşte. Eşimizin adı nerede? Adı ne? Şerife Koruk. Yok eşinizin adı ne? Ramazan Koruk. Nerede? Köydeyiz, Beykonak'tayız. Yok kendisi nerede şu an? Burada. Öyle mi? Bir göster burada mı? Gel şöyle ben biliyorum burada olduğunu da. Yirce şimdi şöyle az önce bir abiye sordum. Yirce. Yengeye de sordum. Hı. Kim kimi sevdi önce? Vallahi biz görücü usulü olduk. İlk görüşte? Hayır, görücü usulü. Ya ilk görüşte diyorum, kabul ettin. Evet, önceden var ya böyle bir şey yoktu ki anne baba nereye verirse ona ora vardık. Ama sevdin değil mi? Şükür. Ramazan ya abime. Ben sana 2 dörtlük söyleyebilirim. Ne söyleyeceksin? Türkü. Dur kimse kaçırdın mı? Ramazan abi. Hayır kaçırmadım sevdin da. Sevdin mi? Sevdim. Nasıl oldu? Şimdi okul arkadaşımdı benim. Tamam. İlkokuldan beri beraberdik. Aynı devam ediyor işte. Görücü usulü ya. Gittiniz verdiler. Verdiler. Şu maşallah. Durumda da. Derine dalma işte. Yok. Ama az önce tabii biri oradan öbür tarafına seni seviyorum Ayşe diye bağırıyor. Siz biraz tabii ondan dedim yani. Seviyor musunuz hala? Çok çok. Şimdi gençlere örnek olsun değil mi? Çok. 3 ay, 5 ay, 1 sene, 2 sene evli kalanlara örnek olsun. Bak kaç sene oldu? 45 sene oldu. Ya alkışlayalım. Herkes nerede? Şöyle sandalyeleri alın gelin. Haydi bakalım. Fenerci.
Sevgili seyirciler, Ilgın'ın Beykonak Mahallesi'nde muhteşem bir doğanın içerisinde gönüllerince eğlendi, eğlenmeye de devam edecek vatandaşlarımız. Şenlik devam ediyor.
tabii ki gece geç saatlerde de gelecek vatandaşlarımız var. Çoğu çadırını kurdu. Hala yemekler yapılıyor. Vatandaşlarımız müthiş bir sıla-i rahim olgusu içerisinde. Burada tabii ki yetkililerimizle, vakıf başkanlarımızla bir araya geldiler. Onların sayesinde ve bu memleketin evlatlarıyla maddi manevi verdiği desteklerle bu birliktelik sağlanıyor. Pandemiden sonra bir araya geldiniz. Daha fazla bir katılım vardı. Neler söyleyeceksiniz? Yanımızda da Beykonak Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanımız Mevlüt Demir Beyefendi var. Buyurun efendim. Tabii tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde bu pandemi nedeniyle çok sıkıntılı günler yaşadı. Kayıp yıllarımız oldu bu iki yıl bizim. Ama iki yılın özlemini bugünkü katılımla gerek protokolda gerek Yirce dostlarının katılımıyla yoğun bir şekilde yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz. Ben KonTV aracılığıyla tüm Yirce dostlarını gelecek şenlikte sağlık ve esenlikler içinde yeniden buluşabilmek adına burada hep var olacağımızı ve beklemekte olduğumuzu bilmelerini istiyorum. Ve herkese de emeğinden dolayı, ortaya koydukları enerjiden dolayı teşekkür ediyorum. Hakikaten çok çok güzellikler sunuldu. Hep birlikte el ele bunlar yaşandı. Ben bunun sonuna kadar farkındayım. Halkım adına, Beykonak adına, vakfım adına, Beykonak Eğitim ve Kültür Vakfı adına diyorum bunu. Herkese çok teşekkür ediyorum. Efendim biz teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Çok sağ olasınız. Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Kaymakamından, belediye başkanına, parti ilçe başkanlarından, emniyet müdürüne varıncaya kadar birçok siyasi partimizin temsilcisi de buradaydı. Muhtarımız çok emek verdi. Perde arkası kahramanları var. Tabii ki tam karşımızda da KonTV'nin Ilgın temsilcisi, çalışkan adam, çok değerli Tanır Medya grubun sahibi Mustafa Tanır Beyefendi'ye de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Aynen. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ilgın'dan, Beykonak'tan herkese sevgiler, selamlar diyoruz. Evet.